Herkese merhaba Teknoloji Oku takipçileri, ben Özgür Çetin. Bu videomuzda dün tanıtılan yerli otomobili ilgili bazı soruları yanıtlayacağız. Şimdi herkesin kafasında tabii bir sürü soru işareti var. Nasıl olacak, böyle mi olacak, şöyle mi olacak? Tamam, aracın detayları belli oldu. İlk etapta SUV olarak çıkacak ama daha sonra 5 farklı kasa türünde de, ki bunlar içinde sedan da var, hatchback de var ve diğer türde de yine modeller olacak. Yerli otomobil piyasada olacak. Ama ilk etapta üretilecek araç SUV kategorisinde olacak ve 2 farklı da sürümü bulunacak. Bunları biliyoruz. Şimdi tabii hepimizin kafasında soru işaretleri var. Çünkü yerli otomobil %100 elektrikli bir araç. %100 elektrikli olduğu için de hani nasıl olur, şarjına kadar gider, menzili ne olur, beygir gücü nedir, işte ne kadar sürede şarj olur vesaire gibi bir sürü sorular var. Biz de hem Teknoloji Oku hesabımızda hem de kendi kişisel hesabımda, Özgür Çetin kişisel hesaplarında, sosyal medyada sorular sordum. Biraz da bazı soruları da yine insanların kafasında olabileceğini düşündüğüm soruları da yine toparladım ve bu videoda bütün bu soruların cevaplarını vereceğiz. Araç 2022 yılında piyasaya sürülecek. Şu anda gösterilen bir prototip. O yüzden 2022'de araç farklı olabilir. Yani bu videoyu 6 ay sonra izlerseniz, 1 sene sonra izlerseniz, 2 sene sonra izlerseniz ama araç böyle çıkmadı diyebilirsiniz. Çünkü bu gösterilen araç prototipti. Şartlar değişebilir, durumlar değişebilir, bazı yeni özellikler gelir, var olan bazı özellikler çıkabilir. Tasarımda bile hatta bazı değişiklikler olabilir. O yüzden bunu göz önüne alarak bu videoyu izlemenizi öneriyorum. İsterseniz gelin ilk soruyla başlayalım. İlk soru, yerli aracın fabrikası yok, nasıl üretildi? Şimdi arkadaşlar bu bir prototip. Bu prototip ise İtalyan Pininfarina isimli bir tasarım şirketi var. Onlar tarafından geliştirilmiş bir prototip. Hatta bununla ilgili şöyle şakalar, espriler ya da işte bazı karalama kampanyaları diyelim oldu. İşte 2017'de tasarlanmıştı yine Pininfarina başka bir otomobil, K350 diye. İşte ona benziyor, onun aynısı falan. Evet arkadaşlar benzeyebilir çünkü şirketin tasarladığı birkaç tane konsept otomobil var. Bunlar piyasaya sürülmeyen otomobiller bu arada. Bizim dün gördüğümüz yerli otomobil de bir aslında konsept ama hayata geçecek olan bir konsept. Aradaki fark bu. Bunları karıştırmayalım. Konsept otomobil olduğu için ve ilk bir örnek gerektiği için, çünkü üzerine çalışmalar yapılıyor, işte testler yapılıyor, motoru konuyor, pilleri konuyor vesaire. Bunlar için bir prototipe ihtiyaç var. Hatta birden fazla. Muhtemelen birden fazla model var şu anda elimizde prototip olarak. O yüzden İtalya'da üretildi. Pininfarina tarafından geliştirilmiş bir otomobil ama tüm altyapısı, tüm işte motoru, şusu, busu Türkiye'de yapılacak. Burada kafa karışıklığı olmasın. Dünyada da uygulanan bir yöntem bu arada. Yani Pininfarina sadece Türkiye'ye değil birçok markaya da araç üretiyor. Hatta bazı otomobil üreticilerinin sadece bu marka tarafından tasarlanmış sürümleri de bulunuyor. Yani işte örnek veriyorum, işte bir X markanın Y modelinin Pininfarina sürümü de bulunuyor. Bunlar gayet normal şeyler. İkinci sorumuzda yerli otomobilin hangi kasa türleri olacak? 5 farklı kasa türü var. Şimdi biliyorsunuz yerli otomobili geliştiren TOGG'un CEO'su açıklama yaptı. Toplantı sırasında burada söylediği şey şu. Bir tane C-SUV gelecek ilk etapta. Bir tane C-Sedan gelecek. Bir tane C kategorisinde hatchback oluyor. Bir tane B-SUV. Bir tane de C-MPV olarak 5 farklı otomobil olacak. Bunların ilki, hepsi az önce de söyledim, C-SUV olacak. 2 farklı sürüm olacak. Onları da birazdan bahsedeceğim. Daha sonra 2023 yılında, yani C-SUV 2022'de geliyor. C-Sedan da 2023 yılında gelecek. Diğer modeller de önümüzdeki yıllarda yavaş yavaş piyasaya sürülecek. Bir diğer soru ise yerli otomobil nerede üretilecek? Yerli otomobil Bursa'nın Gemlik ilçesinde askeri araziye kurulacak büyük bir fabrikada üretilecek. Yaklaşık olarak bu fabrikada 4300 kişi çalışacak. Henüz fabrika kurulmadı. Kurulacak, yani önümüzdeki aylarda fabrika kurulacak ve 2022 yılında da ilk üretim bu fabrikada yapılacak. Bir diğer soru ise yerli otomobilin otonom sürüş özellikleriyle ilgili. Şimdi Gürcan Karakaş yaptığı açıklamada otonom sürüş seviyesi 3 olacağını söyledi. Şimdi 5 tane otonom sürüş seviyesi var arkadaşlar. Şu an günümüzde 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Bunların tabii ki tak anladığınız üzere 1 en basit otonom sürüş seviyesi iken 5 en komplike olan sürüş seviyesi. 4 ve 5'te araç araç sizden kesinlikle yardım istemiyor. Kendi kendine gidebiliyor. Bütün kararları kendisi verebiliyor ama şu anda öyle bir otomobil yok bu arada. Mesela Volvo'nun bir tasarımları var vesaireleri var ama onun hepsi konsept. 4'te de yine büyük bir oranda araç kendi kendine karar verebiliyor ama bazı durumlarda sürücüden destek istiyor. Bu arada 5. seviye olduğunda araçta direksiyon da bulunmuyor, onu da söyleyelim.
O başka bir şey oluyor. Yerli otomobil seri 3 olacak. Bunu Gürcan Karakaş bizzat kendisi açıkladı. Yani birçok işte şerit takip sisteminden tutun da aktif cruise control gibi birçok özellik araçta bulunacağını tahmin ediyoruz. Bunlar resmi olarak açıklanmadı ama seviye 3 denildiği için muhtemelen bunlar bulunacaktır diye tahmin ediyoruz. Seviye 3 de şu anda birçok otomobilde yavaş yavaş, yani yeni sıfır otomobillerden bahsediyorum, konulmaya başlayan bir teknoloji. Yerli otomobil olan SUV'un, SUV'dan bahsediyoruz bu arada, beygir gücü ne olacak? Şimdi iki tane sürüm olacağı söylendi. Bir tanesi 200 beygir, bir tanesi 400 beygir. 200 beygir olan arkadan çekişli olacak. 400 beygir olan ise 4 çeker olacak. Peki bir diğer soru ise yerli otomobilin menzili ne olacak? Toplantı sırasında bunu da söylediler. Yerli otomobilin menzilinin 500 km olacağı açıklandı. 500 km muhtemelen 4 çeker olan ve 400 beygir olan versiyon içinde olacak. Çünkü 200 beygir olan versiyon 500 km gidemez diye tahmin ediyorum. Onun pili daha düşük olacaktır diye tahmin ediyorum muhtemelen. O yüzden 4 çeker olan 400 beygirlik sürümün 500 kilometrelik bir menzili olacak. Şimdi yerli otomobil nasıl şarj olacak? Biliyorsunuz %100 elektrikli otomobilleri mutlaka şarj etmek gerekiyor. Hibritler gibi değil. Hibritlerde bir benzin motoru, benzinli bir motor da olduğu için pili şarj edebiliyorsunuz. Ama %100 elektrikli otomobillerde mutlaka ve mutlaka bir şarj ünitesi olması gerekiyor. Şu anda Türkiye'de aslında şarj ağları var. İşte e-şarj var, farklı şirketler var. Ve Türkiye çapında yani bazı benzin istasyonlarında da var, böyle ITM'de falan da bulabiliyorsunuz. Benim şahsi tahminim yani 500-600'ü geçen noktada Türkiye'de vardır diye tahmin ediyorum. Hani her şeyi katarsak. Tabii yeterli mi? Değil. Örneğin buradan hiç kesintisiz olarak İstanbul'dan Ankara'ya gitmeye kalkarsanız muhtemelen bu 500 km hani ucu ucuna ya götürür ya götürmez. Çünkü o 500 km ideal şartlarda söyleniyor. Hava durumu, işte yaz kış durumuna göre vesaire göre menzil düşüp artabiliyor. Veya işte kullanım karakteristiğinize göre gaza çok basarsanız pil çabuk bitiyor. Daha sakin ve agresif kullanmazsanız pil ömrü uzanıyorsunuz. O yüzden 2022 yılına kadar yeni şarj istasyonlarının kurulacağı da söylendi. Zaten kurulmazsa bu aracın şarj olma tarafı sıkıntılı olacaktır. Ama açıklanan bir bilgi var. İşte 30 dakikada %80 şarj olacak pil deniyor. Bu zaten şu andaki elektrikli otomobillerde bulunan bir teknoloji. Güzel bir şey olur. Yani 30 dakika şarj edip %80 dolduğu zaman tekrar yola devam edeceğiz. Benzin istasyonu gibi değil. Yani benzin istasyonunda 5 dakikada dolduruyorsunuz depoyu ama elektrikte birazcık beklememiz gerekecek. Bir diğer soru ise sedan sürümü ne zaman çıkacak? Aslında bunu az önceki açıklamalarımızda söyledik. 2023 yılında sedan sürümü çıkacak. Malum biz Türkler çok seviyoruz sedan otomobilleri. O yüzden 2023'ü beklememiz gerekecek. Eğer yerli otomobilin sedan sürümünü almak isterseniz. Bir önemli soru daha. Yerli otomobilin ne kadar yerli? Şimdi bu aslında biliyorsunuz cep telefonları, yani yerli cep telefonu dendiği zaman da çok tartışılan bir konuydu. Ben kişisel olarak artık bu konunun çok tartışılmaması gerektiğini düşünen birisiyim. Çünkü artık yerlilikten ziyade ülkeye kattığı katma değere bakmak gerekiyor. Bugün Apple'ın geliştirdiği iPhone'un da birçok parçasını farklı ülkelerdeki tedarikçilerden sağlıyor. Hatta rakiplerinden aldığı parçaları var. Samsung'dan parça alıyor Apple ya da ne bileyim Çin'de ürettiriyor mesela. Yani bu tip konuda çok takılmamak lazım. Telefonun örneğin iPhone örneğinden devam edecek olursak katkısı Amerika'ya oluyor. Benzer şekilde bu otomobilin de Türkiye'ye önemli bir katkısı olacak. Yerlilik oranı nedir ne değil çok takılmamak lazım ama merak edenler için onu da açıkladılar. Aracın pilleri yani bataryası ki elektrikli otomobilin en önemli parçalarından iki tanesinden birisi. Bir diğeri de motor kısmı yerli olacak. O da Vestel tarafından üretiliyor biliyorsunuz. Zorlu grubu da zaten bu TOG'un ortaklarından bir tanesi. O bakımdan en azından batarya burada üretilecek. Motor kısmında veya diğer parçalarda henüz bir resmi bir açıklama yapılmadı. O bakımdan bilmiyoruz. Bir diğer soru ise yerli otomobilin dikiz aynaları neden küçük? Sebebi şu arkadaşlar, orada dikiz aynası yok, orada kamera var. Artık otomobillerde dikiz aynasız yavaş yavaş kalkıyor zaten. Bunun örneğini Audi kullanmaya başlamıştı bir modelinde. Şimdi yine Türkiye'nin yerli otomobilinde de benzer bir durum olacak. Orada kamera var. Kamera iç tarafa görüntüyü yansıtıyor. Siz de oradaki görüntüye bakarak işte yan tarafta ne var, arabam var, yolun durumu nasıl vesaire gibi bilgileri oradan göreceksiniz artık. Yan dikiz aynaları, en azından dış aynalar otomobillerde bulunmayacak ya da bulunduğu zaman da çok küçük olacak. Bu da önemli bir ayrıntı. Bir diğer soru ise otomobilin kapı kolları ile ilgili. Fark ettiyseniz detaylarda, fotoğraflarda, videolarda görülüyor zaten net bir şekilde. Kapı kollarının olduğu yerlerde böyle bir iz var, bir şekil var.
Tesla'nın da benzer kapı kolları var biliyorsunuz. Aracı açtığınız zaman otomatik olarak çıkıyor dışarı o kapı kolları ve aracı o kollarından tutarak kapısı kapılarını açıyorsunuz. Güzel bir teknoloji, beni heyecanlandıran bir teknoloji. Yerli otomobilde de kapı kolları gizli olacak. Dört kapı kolunda böyle olduğunu zaten videolarda ve fotoğraflarda da görülüyor net bir şekilde. Bir diğer soru ise yerli otomobilin bağlantı özellikleriyle ilgili. Aracın üzerinde 4.5G bağlantısı olacak. Yani muhtemelen eSIM teknolojisi olacak. Şu an Türkiye'de kullanılmıyor ama onunla ilgili çalışmalar yapılıyor. Onu biliyorum BTK tarafında. eSIM nedir? SIM kart takmıyorsunuz. Cihazın içinde bütünleşik olarak bir SIM altyapısı bulunuyor. Siz de istediğiniz operatöre yetki ve bilgi vererek oraya bir hani hat aslında tahsis edilmiş oluyor o telefona veya cihaza. Telefonlarda kullanıyor şu anda bu. Ama muhtemelen SIM kartta da olabilir. Bilemiyorum orasını. Tam onu açıklamadılar. Peki ne işe yarayacak bu bağlantı? Yani işte aracın içinde internete girmek için değil arkadaşlar. Bu aracın evinizdeki akıllı sistemle etkileşimi ya da bir güncelleme geldiği zaman, çünkü biliyorsunuz elektrikli otomobillerde yazılım güncellemeleri geliyor. Artık servise gitmeden de yani sabah kalktığınızda aracınız yeni bir sürüme güncellenmiş olacak. Yani firmware dediğimiz işletim sistemi ve çalıştığı arayüzü uzaktan güncellenebilecek. Bu da önemli özelliklerden birisi olacak. Evet, videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Heyecan durup da herkesin merak ettiği şey şu. Fiyatı ne olacak yerli otomobilin? Açıkçası bu konuda bir şey açıklanmadı. Ayrıca 2022 yılında üretilecek bir otomobilin fiyatının bugünden belli olması da şu ekonomik şartlarda biraz zor görünüyor. Ama yani benim kişisel tahminim bu. Yanlış da çıkabilir. O konuda garanti vermiyorum. Benim kişisel fikrim 200 beygirlik olan SUV modelinin fiyatı 200 bin TL civarında olursa, yani 200-250 bin TL çok satacağını düşünüyorum. 400 beygirlik olan da 350-400 bin TL civarında olur diye tahmin ediyorum. Ha diyeceksiniz ki ya çok yüksek bu rakamlar. Evet çok yüksek ama arkadaşlar elektrikli otomobiller ucuz değil zaten. Dünyada da bu böyle. Elektrikli otomobil dediğiniz zaman fiyatları yükseliyor. Neden? Yeni bir teknoloji. Pil teknolojisi şu anda üretimi ciddi bir maliyet. Çok yüksek adette üretmediğimiz sürece maliyetler de düşmeyeceği için şimdilik fiyatlar biraz yüksek. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'de resmi olarak satılan Jaguar I-Pace isimli elektrikli SUV var bir tane. Onda menzili yaklaşık 450-460 km, 470 km civarında. Fiyatı 600 bin lira. Hani ondan bir örneklem yaparak söyleyecek olsak 400 beygirlik 500 km'lik menzili bir otomobilin de fiyatının 400 bin, 350 bin, 400 bin olması çok da hani şey değil. Yüksek mi? Evet yüksek. Onu baştan söyleyeyim. Yani yerli olduğu zaman hani bedavaya alacağız, çok ucuza alacağız, 3'te 1'i, 4'te 1'i fiyatı alacağız diye bir beklenti var. Çok doğru bir beklenti değil. İnşallah ucuz olur fiyatı. Kişisel olarak elektrikli otomobilleri çok seven biri olarak ben çok heyecanlandım bu araç için. Ama tabii fiyatı henüz daha net değil. Temennimiz uygun bir fiyat olması yönünde. Buradan yetkililere de seslenmiş olalım. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Türkiye'nin yerli otomobili ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtlarını verdik. Eğer aklınıza takılan başka soru varsa ya da şurası nasıl olacak, şu olacak mı, böyle mi olacak gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.